Selamlar dostlar, ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'da FPS arttırma nasıl yaparız, bunu size göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce, kanalımı izleyenlerin %98'i kanalıma abone olmuyor. Siz bana yardım etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlıca videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi masa üstündeyiz ve Windows ayarlarını yapacağız. Ve ikinci bölümde de yani bundan sonra da arkadaşlar Fortnite'ın içindeki ayarları uygulayacağız Fortnite'a geçip. Öncelikle arkadaşlar ilk yapacağımız şey, bakın bu tüm oyunlar için gerçekleşecek. Arama yerine geliyoruz. Görev yöneticisi yazıyoruz. Ve daha sonra başlangıç var, bakın burada. Başlangıca bir kere tıklayıp sizin bilgisayarınızı başlattığınızda açılan uygulamaları devre dışı bırakıyoruz. Ve böylece işlemcimiz, RAM'imiz ayrı bir çalışmaya gerek duymayacaktır. Bakın ben her şeyi devre dışı bıraktım, gördüğünüz gibi. Siz de bakın böyle saatlik yaparak devre dışı bırakın. Daha sonra buradan çıkın. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımıza birkaç dosyayı temizleyeceğiz, gereksiz dosyaları. Windows ve R tuşunu aynı anda basıyoruz ve çalıştır açılıyor. Çalıştır arkadaşlar. Bakın buraya %temp %, yazıp enter diyoruz. C, Ctrl, A yapıyoruz ve bunu çöp kutusuna taşıyoruz. Daha sonra atla diyoruz. Birkaç dosyayı atlayabiliriz. Daha sonra bir daha Windows R yapıyoruz. Ve bu kez de temp yazıyoruz. Ama yüzdesiz temp. Enter diyoruz ve bunu da diyor Ctrl A deyip masa üstüne taşıyoruz. Bunu da aynı şekilde atla diyoruz. Ve daha sonra bunu siliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bilgisayara geliyoruz ve şimdi yani oyunun kurulu olduğu yeri temizleyeceğiz. Bakın. Özellikler diyoruz. Ve daha sonra diski temizle var, bakın burada. Gördünüz. Diski temizle tıklıyoruz. Ve biraz bekleyeceğiz. Evet. Bakın benim burada hiçbir şey yüklü olmadığı için bende hiçbir şey çıkmıyor. Ve ben hep temizliyorum. Ama siz de bakın burada biraz çıkacaktır. Bunları tıklayıp tamam diyoruz. Dosyaları sil diyeceksiniz. Ve silecektir. Ben de dediğim gibi o diski kullanmadığım için sadece Fortnite yükledim. O yüzden böyle. O sizi de temizleyecektir. Ve buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birkaç şeye geçelim. Öncelikle Game Bar etkinleştirme var. Bakın bunu kapatmanızı öneriyorum. Hep kapalı tutun bunu. Açıksa kapalı yapın. Buradan çıkın çünkü bu arkada oyununu hep yakalayacak. Böyle FPS drop girme neden olabilir. Şimdi daha sonra oyun modu ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Bu sizde kapalıysa bunu açık yapıyoruz ve buradan da hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Daha sonra bir kere de geliyoruz arkadaşlar. Grafik, bakın grafik ayarları yazıp enter diyoruz. Ve daha sonra bakın ben burada çoğu oyunu yani yaptım. Bunun nedeni oyunları daha fazla performans aktarıyor bilgisayarımız. Buradan göz at diyoruz bir kere. Nereye yüklediyseniz arkadaşlar Fortnite'ı. Oraya geliyoruz, Fortnite. Fortnite game, binaries, 1064 ve buradan hepsini, bakın bunları seçeceğiz. Siz teker teker yapın, ben video uzun olmasın diye bunları uzatmayacağım. Bakın bunu buraya seçtikten sonra seçenekler diyoruz ve yüksek performans diyoruz. Kaydediyoruz ve dediğim gibi öbürleri de yapın, 4 tane var, 4'ünü de yapın ve buradan da çıkın arkadaşlar. Şimdi ekran kartınız GeForce'a benim yaptığım gibi yapacaksınız. Eğer başka Nvidia değilse AMD'den falan güncelleyebilirsiniz sürücülerinizi. Sürücülerinizi güncellemek çok önemli arkadaşlar. Hem oyunları da desteklemesi açısından güncel olması çok daha iyi. Bakın mesela ben güncellememişim. Buradan indire basınca arkadaşlar benim sürücümü güncelleyecek. Ben şimdi videoda izleye güncellemeyeceğim. Hızlıca geçeceğim yani. Siz buradan indir diyeceksiniz. Ve daha sonra bu sizde indirecek arkadaşlar. Ben şimdi indirimi dediğim gibi. Bunları yaptıktan sonra şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi oyunun içine girdik. Ayarlara gireceğiz ve ayarlarımızı yapacağız. Ayarlara giriyoruz. Ve daha sonra bakın burada görüyorsunuz. Görüntüde yapacağımız bir şey yok. Kare hızı sınırını düşürmenizi öneririm. Kaç hertz'e monitörünüz 60 hertz'e 60 Hz'e yani 60 FPS sabitlerinizi öneririm. Çünkü zaten 140 de alsanız, 200 de alsanız aynı FPS'ini göreceksiniz. Ben bunu burada böyle 60 FPS yapacağım. Daha sonra parlaklık çok etki etmeyecektir. Bunu hiç ellemenizi önermem. Buradan aşağı gidiyoruz. Grafik kalitesi. Evet bakın. Burada her şeyi kapalı yapmanızı yani ve kapalı ve düşük yapmanızı öneririm. Ama bakın
Bilgisayarınız çok kasıyorsa yine bu 3D çözünürlüğü %90'a falan %85'e çekebilirsiniz. Ama bu biraz daha bulanık yapacaktır ekranınızı. Dediğim gibi FPS için bunu göze alabilirsiniz. Diyorsunuz hani ben biraz grafiğin iyi olmasını istiyorum, FPS'im rahat biraz da. Bunları yani kenar yumuşatmayı yükseltebilirsiniz ve görüş uzaklığını da yükseltebilirsiniz, ortaya alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aşağılara doğru iniyorum. Hareket bulanıklığı kapalı. Dikey senkronizasyon kapalı. FPS'i gösterir. Açık olsun, kapalı olsun bir şey fark etmeyecektir. Bu böyle. Bu da böyle kalacak arkadaşlar. Bunlar kapalı kapalı. Nvidia Reflex düşük gecikme açık olsun. Gecikme hızı da kapalı olsun arkadaşlar. Oyunda bunları yapacaksınız. Ama siz hani dediğim gibi monitörünüz 144 Hz falansa bunları böyle yapıp ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bakın şu FPS çok etki eder. 3D çözünürlük. Bunu %90'a falan çekerseniz FPS'iniz artacaktır. Yani gözle görülebilir bir şekilde. Ama ekrana da arkadaşlar biraz bulanık olacaktır. Şimdi A uygula diyeceksiniz ve buradan çıkacaksınız arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.